Şimdi Çorum'un en zor yollarından birinden Sungurlu'ya ulaşmaya çalışacağız. Daha evvel hiç kullanmadım bu yolu. Benle beraber bu hepimiz için ilk olacak. Gençler okuldan çıkmış bana böyle ters ters bakıyor. Sıkıntı yok. Paul, bu kameralı görüntüm hakikaten değişik ve komik görünüyor. İşte böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Olacağından eminim. Hiç daha önce böyle POV kartı kar sürüş videomu izlemişsinizdir. Hani orada biraz daha hani eğlencesine efendim falan çekmiştim ama bu yol biraz daha profesyonellik istiyor. Navigasyon ekranını hiç kapatmayacağım. Ki en azından önümüzdeki virajlara karşı beni hazırlıyor. Geçtiğimiz viraj kompleksi gerçekten hani ilgi çekiciydi. Şimdi bölünmüş yolda her zaman aracı minimum gaz, minimum frenle döndürmeye çalışmalısınız ve viraja gelmeden frenlemeniz gerekiyor. Yani benim tavsiye edebileceklerim bunlar. Ben biraz hızlı gidiyorum farkındaysanız, çünkü biraz zaman olarak da zaman merhumunda da biraz sıkıntım var şu an. 5'e Sungurlu'da olmam lazım. 17-15'te önümüzde bir köpek var. Köpeklerden inanılmaz derecede korkuyorum. Bu arabanın tek kazası köpeklerden oldu. O da köpeğin de suçu değil, benim de suçum değil. Yani ilginç bir şekilde yani Çorum Belediyesi şunu yapıyor. Hayvanları alıp gerekli tedavileri yaptıktan sonra yani sanayi bölgelerine sokağa salıyor. Oradan da o hayvanlar eğer düzgün beslenemezse gezerek yani yiyecek arıyor. Bu da çevre yoluna yaklaşmaya başlıyorlar. O yüzden tam o kısımda bir kaza geçirmiştim. Hatta geçen sene Şubat ayının ilk günlerindeydi. Ya 3'ü ya 4'ü olması lazım. Tarihini çok iyi hatırlamıyorum.
et yemeyelim diye müzik de açamıyorum. Biraz böyle kendi kendime konuşuyor gibi olacağım. Kusura bakmayın. Normal şartlarda benim bugünkü planımda Sungurlu'ya gitmek yoktu. Yaptığımız işlemlerde o tarafa yolladığım ekip tam anlamıyla işlemi bitiremedi. Ben mecburen gitmek zorunda kalıyorum. Normalde ilk senelerde ben hiç böyle yolları kullanmazdım. En azından şimdi aracın ön tarafında PPF kaplamalar var. Hani zarar verse zarar vermez olarak görüyorum ama bir iki yere sürttüm. PPF de iyi durumda değil. Özellikle tampondaki PPF'ye pek güvenmiyorum. Onu ARES projesi, evet ARES projesine göre belki değiştirme ihtimalim var. Önden çeken aracın zevki buralarda anlaşılıyor. Böyle yollarda anlaşılıyor. Virajların güzelliğine bakar mısınız ya? Şu virajların güzelliğine ya. Ya şu yolu hakikaten arkadan çeker daha düzgün bir araçla geçmek isterdim yani. Etrafta hala kar da var. Yani ona da yapacak bir şey yok. Arkadan şık şık gelen sesler. M1 sınıfı kütleler vardı arka tarafta. Yaptığım işte alakalı. Şu an araç sürüş modu olarak normalle geçiyorum burayı. Sport'a alsam biraz daha hoş bir hareketler yapabilir bence. Gaz tepkisinde bir tık gecikme hissediyorum. Beyoğlu mesire eriliyor. Hiç daha önce gitmedim. Ya ben bu yolu daha önce hiç kullanmadım.
34 kilometremiz var. Yani hafif bir inişe geçtik. Burada aracı biraz soğutmaya çalışacağım. Ya Çorum'un ilçeleri böyle yani, birbirinden hem çok uzak hem de yolları pek iyi durumda değil. Çorum'un en büyük bazı ilçeleri Osmancık, Sungurlu, İskilip olarak geçer. Diğerleri nispeten birbirine benziyor ve ufaklar. Çizgisi o kadar güzel ki, yani şu asfalt buraya yakışmıyor sayın karayolları. Yani fren kullanmak istemiyorum ama yani kütleleri de ön tarafa alacağım ki arka tarafta diş ses yapıp dikkatimi dağıtıyorlar. Uygun bir yer bulduğum zaman ki bura gayet uygun duruyor. O kadar yol geldik, 13 kilometre gelmemiz de hakikaten hani subwoofer'ın yanına koyacağım ama bu bunu ne kadar tutmaz. Gördüğünüz üzere araba da bir güzel temiz. Yani bir şey de diyemiyorum.
hatırlıyorum. Buranın ilerisinde büyük bir mezarlık var. Ya hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam ora arkada kalmamıştır inşallah. Gelmiyor. Hani o köy